servers are fully online. Time to find Scarecrow. Easter egglere bayılırım. O kadar fazla çeşitleri var ki sizi eğlendirebiliyorlar, hikayeyi daha derin kılabiliyorlar, atmosferi yaratabiliyorlar. Mesela Batman Arkham serisine bakalım. Arkham City 2011 yılında piyasaya sunulduktan yıllar sonra bir easter egg keşfedilmişti ki bu da Arkham Knight'a bir göndermeydi. Arkham City'de birçok düşmanımız vardı ama Scarecrow ortalıklarda yoktu. Onun yerine onun gemisini buluyorduk bu easter egg'te ve korku toksinini denediği bir deneyi de görüyorduk. Batman de mesaj bırakmıştı, seni avlayacağım, seni bulacağım, daha iyi geleceğim, daha güçlü olacağım ve yapıyordu. Arkham Knight'ın ana kötüsü Scarecrow'du. Ve Rocksteady bunu ilk kez yapmıyor. Ama bu başka bir konu. Ben Doğukan Adal ve bugün oyunlardaki korkunç easter egg'lere bakacağız. İyi seyirler. Witcher oynayan bir kadın oyuncu belli bir mekana girdiğinde belli bir ağlama sesinin geldiğini keşfediyor. Tüm mekanı arıyor ama hiçbir kanıt bulamıyor. Bunu sadece arkadaşlarıyla paylaşıyor. Bu olay bazı kişilerin ilgisini çekiyor ve aynı lokasyona tekrardan o kişiler gidiyor. Onlar da lokasyona vardığında aynı kadın sesleri aynı tonda geliyor. Fakat biri bir şey fark ediyor. Karanlıkta biri onu izliyor. Bu figür yaklaştığınızda kayboluyor. Ama bir oyuncu fotoğraf moduna geçerek, etrafta dolaşarak bu karakteri buluyor. Fotoğrafı çekiyor ve parlaklığı arttırıyor. Hatta bir fotoğrafta direkt olarak arkamızda beliriyor bu karakter. Bu figür odundan oyulmuş bir kadın figürü ve 2 veya 3 metre. Büyük ihtimal bu kadın buranın eski sahibi ama hala orada yaşamaya devam ediyor, bağını koparamamış. Ve bu easter egg 2015 yılından beri olan Witcher 3'te daha yeni bulundu. Diyorum ya, easter egg'leri seviyorum. Hayatınızda hiç Doctor Who izlediniz mi? Açıkçası ben izlemedim ama orada çok sevdiğim bir yaratık var. Bir yaratık türü ki ağlayan melekler. Heykeller ve siz onlara bakmadığınızda sizi öldürmek için harekete geçiyorlar. Hatta öyle bir olay var ki SCP'nin çıkış noktası SCP-173 bir heykel ve o da siz bakmadığınız an sizi öldürmeye çalışıyor. Garip olan sanırım SCP-173 bu ağlayan melekler bölümünden daha önce yayınlanmış ve bu yüzden hangisinin orijinal fikir olduğu hala tartışılıyor. SCP mi bu olayı başlattı yoksa Doctor Who mu? Fakat biz olayın orasında değiliz. Bu ağlayan melekler birçok popüler oyuna konuk oldu. İlk olarak Witcher 3'te terk edilmiş bir kiliseye tepeye çıkarsanız orada belli heykeller göreceksiniz. Etrafta bir süre bulunursanız fark edeceksiniz ki heykeller yer değiştiriyor. Interesting. Bu heykellerle savaşmıyorsunuz, sizi de öldürmeye çalışmıyor. Sadece bir detay. Aynı olay Skyrim'de de var. Sovngarde gittiğinizde muhteşem bir gökyüzü ve bümbüyük heykellerle karşılaşacaksınız. Ve yolda yürümeye başlarsanız heykellerin arkanızdan size dönüp baktığını göreceksiniz. Bu heykeller aynı yerinde kalıyor fakat kendi açılarında dönüyorlar. Bir ağlayan melekler referansı da Just Cause 3'ten geliyor. Ekranda gördüğünüz koordinattaki tapınağa giderseniz yine ağlayan meleklerle karşılaşacaksınız. Bu heykeller de aynı Witcher 3'teki gibi. Anlatmaya pek gerek yok. Outlast 2. Araştırmacı gazeteci olarak helikopterle gittiğimiz yerde çakılıyoruz ve maceralara atlıyoruz. Elimizde ne zaman biteceği belli olmayan bir kamera var ve pilleri toplayıp o kameraya bir şeyler kaydetmeye çalışıyoruz. Orada yaşanan kötücül olayları kaydediyoruz, cinayetleri, insanların ne yaptığını. Fakat kendimizi belli sekanslarda buluyoruz. Bu da kendi küçüklüğümüze gitmemiz, suçluluk duymamız. Bunlar okul anıları. Bu okul sekanslarınızda bazı zamanlarda kameranızı çıkarmanız ve o olayı kaydetmeniz gerekiyor.
Kaydettiğiniz olaylara da daha sonrasında erişebiliyorsunuz. İşte o görüntüleri tersten oynatırsanız itiraflar duyacaksınız. Çünkü bu bir konuşmanın terse çevrilmiş hali. Bütün görüntüler ve böylelikle Outlast 2'nin aşırı karmaşık hikayesini bir tık daha anlayabilir oluyorsunuz ki çok da yeterli değil. Portal 2. Alıyoruz portal tabancamızı ve atılıyoruz maceraya. Aslında bu macera bizim testimiz. Test ediliyoruz. Fakat hiç düşündünüz mü? Sadece portalları açmaktan ibaret mi bu oyun? Arkasında ne var? Oyunda belli yerlerde arka panellere ulaşabiliyorsunuz ve orada birinin yaşadığını görüyorsunuz. Kendisi yok ama anıları orada. Hatta bir duvarın arkasından o kişinin sesini duyabiliyorsunuz. Kafası karışmış, delirmiş bir şekilde. Bu karakter Doug Redman ve oyunun hikayesinin tümünü oluşturuyor. Ama oysa sadece bir easter egg. Peki oyunun tüm hikayesi ne? Doug Redman kim? İşte bunun hakkında upuzun bir video yaptım. Hiç bu videoyu uzatmaya gerek yok. Yukarıdan tıklayın, oraya ışınlanın. Ya da daha mı iyisi, portal açın. Sanırım Arkham serisindeki en iyi easter egg'li oyun Arkham City. O kadar çeşitli easter egg'ler var ki sonradan fark ettiğinizde ben bunu nasıl görmedim diyebiliyorsunuz. Fakat bir easter egg var ki 2 yıl sonra bulunuyor. Bazen barizlik, gizlilik deniyor ya. Bir şey gözünüzün önündeyse onun gizli bir şey olacağını fark etmezsiniz. Aynı şekilde oyuncular olarak bu tekniği 2 yıl boyunca görmememiz gibi. Uçuyoruz ve teknenin üstüne konuyoruz. Çıkarıyoruz kriptografi makinemizi ve bir şeyleri bağlamaya başlıyoruz. Aslında oyun her zaman bize öyle bir noktanın olduğunu söyler. Fakat burada söylemiyor. Ardından kapağı açıyoruz, içeri giriyoruz. İçerisi karanlık, havasız. Örümcekler her yere ağ yapmış. Ve bir kişi sandalyede oturuyor. Yanına yaklaşıyoruz ve birden kalkarak haykırmaya başlıyor. Çığlıklar atıyor ve en sonunda ölüyor. Tam olarak bu odada bir sürü fatura görüyoruz. Büyük miktarda harcamalar yapılmış. Büyük bir plan ortaya konulmuş. Bu easter egg'in daha güzel bir kısmını söyleyeyim mi? Scarecrow önceden bir sürü adama deney yapmış. Şehrin her tarafında onun maskesiyle ölü olan bir sürü kişi buluyoruz. Bu da yetmiyor. 3 tane radyo kanalı buluyoruz. Bunlar tam olarak belirli bir radyo kanalı değil. Sizin bulmanız lazım bütün haritada dolaşırken. Frekans aldıktan sonra size alfabeden harfler verecek. 5, 7, 23. Bunlar neye denk geliyorsa onları buluyoruz. Ve burada bazı cümleler elde ediyoruz. Birincisi, geri döneceğim Batman. İkincisi, bana yaptıklarını sana ödeteceğim. Üçüncüsü ise, korku Gotham City'yi parçalara ayıracak. Yapımcılar daha 4 yıl sonra çıkacak oyunu bize aslında spoiler vermiş. Bariz bir şekilde bağırmışlar. Bakın Scarecrow arkada planları var. Bir şeyler yapıyor. Öbür oyunda o olacak. Videonun başında dediğim gibi bu easter egg'e bayılıyorum. Çünkü Arkham Knight'ta Scarecrow cidden bütün harcamalarının sebebi olarak yeni kişiler tutuyor, Arkham Knight'ı tutuyor, herkes bir birlik oluyor ve bütün Gotham'a toksik gazlar salınıyor. Bütün Scarecrow'un planını önceki oyunda zaten bize göstermişler.
Bunun için easter egglere bayılıyorum. Çok güzeller, efsaneler. Özellikle de benim gibi Batman'i seviyorsanız ayrı bir hoş oluyor içiniz. Açıkçası bu videoları yapmamda destek veren Patreon ve Twitch destekçilerime buradan teşekkür ediyorum. Kendileri bu videoları önceden izleyebiliyorlar, yorumlayabiliyorlar. Video olmuş mu olmamış mı bazen onlardan fikir alıyorum. Ve özel Discord sunucumuzda biz bize takılıyoruz. Siz de destek vermek istiyorsanız linkler aşağıda mevcut. O zaman bu videonun da sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için, destek verdiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizler bir tanesiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.